Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçları, yükselen balık, ay burcu balık olanlar. 17-24 Kasım haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı saatte geçsin arkadaşlar. Huzur, aşk, para. Yıkıyorum etrafı ben burada sizinle konuşurken böyle elim kolum durmuyor bu tarafta. Ne diliyorsanız, ne istiyorsanız hayırlısıyla önünüze düşsün diyelim ve hemen şöyle bir açalım ve bakalım neler var. Şöyle yapacağım. Şöyle bir hafta sizi bekliyor arkadaşlar. Kafaların üstü gene karışık hanede. İlişki, geçmişte bıraktığınız bir ilişki. Hemen hanelerden başlıyorum. Dur pardon o parayı da göstereyim şöyle maddi kaynaklar bölümünü de. Ama burası hemen ilgimi çekti açıkçası. Bir ayrılık yaşayanlarınız varsa kafa orada bir kere. Ya da ilişkisinde bir sorun. Kavga, mesafelisiniz gibi düşünün. Küsüz gibi düşünün. Şimdi karşınızdaki kişiyle yapmış olduğunuz bir görüşmeye istinaden pazartesi günü aslında kafanız karışık görsellerinde çıkıyor. Karşılıklı bir e, ilişkinizle alakalı bir beklenti için değmişsiniz sanki de ya da karşınızdaki kişiden bir beklenti için değmişsiniz de o biraz mesafeli durmuş gibi görünüyor. Arkada bırakmaya çalışıyorsunuz. Yani burada aslında pazartesi günü geçmişe bakar o kişiye bakar görsellerinde çıkıyorsunuz. Bir mucize olsa da ben şundan bir vaz mı geçsem diyorsunuz hani kızmışsınız çünkü burada ikilemleriniz var yani bu şu demek oluyor aslında değer verdiğiniz birisi evet ama yapılan hareket davranış ya da sözden de etkilenmiş kırılmış görsellerde çıkıyorsunuz burada karşılıklı konuşmak istiyor muyum sorusu bile kafanızı biraz kurcalayabilir yani aslında balık burçlarının geneli için şöyle diyebiliriz pazartesi bir konuda kafanız karışık arkadaşlar buna aşk deyin ilişkiler deyin hane içerisindeki bir konu deyin hanedeki bir kişiyle ya da dışarıdaki bir arkadaş 何 Mevzu ne ise aslında kafanızı karıştıran böyle önünüzü karartan görmek istemiyorum dediğiniz bazı konular kafanızın içinde gündeminizde olacak. Alt bantta Alaaddin'in sihirli lambası var aslında bir sihir beklentisi hani bunu hiç yaşamak istemezdim diye de bilirsiniz. Bir an önce kafamdan gitsin önüme bakayım da diyebilirsiniz. Burada altta da kaynayan bir ateş var aslında canınızı yakan ya da işte sizi huzursuz eden bir durum. Hani burada bir artık e, soluklanalım rahatlayalım istediğiniz bir konu bir mevzu pazartesi kapsıyor arkadaşlar. Ama güzel taraf bilenler bilir. Bakın bir aydınlanma. Salı günü aslında bu konularla bu mevzularla alakalı çok rahat ve temiz çıkıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Bu konular aslında istediğiniz şekilde alacağınız bazı cevap ya da haberlerle çözülmüş görsellerinde çıkıyor. Aktarım yok bir anda aslında o Aladdin'in sihirli lambası bir sihir yapacak sanki. Bu konuları geride bırakacaksınız görseli var. Çarşamba günü üstünüzde bakın dikkat ederseniz bir konu bir mevzu ve bu hafta sonuna kadar gidiyor. Şimdi burada gene karşınızdaki bir kişiyle yapmış olduğunuz inatlaşma ya da iddialaşma görseli var. Burada sanki elinizde tuttuğunuz bir kalp biraz böyle hani göğsünüzde değil de karnınızda tutuyorsunuz gibi bir kalp var. Şimdi bu karşınızdaki kişiyle önünüzde durmuş ama küçük gözünüzde küçülmüş bazı konular. Belki de tamam bitti hallettik dediğiniz konularla alakalı küçük kırıntılar gibi düşünün. Bu kırıntıları kafanızda uzatmış. Aslında vermiş olduğunuz kararla alakalı da bu kişiyle 2-3 kere daha çarşamba günü için görüşme yapacaksınız. Şimdi dediğim gibi konular mevzular aslında toparlanmış olsa da sanki böyle ufak tefek kırıntıları üzerinden temizlemek ister gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Bu kırıntılarla alakalı uğraşacağınız bir çarşamba perşembe var diyebilirim arkadaşlar. Çarşamba günü Evet biraz böyle muallakta. Kancayı takmışsınız çünkü bir konuya burada. Ama bu arada parantez içinde hemen söyleyeyim. Çarşamba günü gelen gelen arkadaşlar. Sıralı insanlar geliyor. Herkesle el sıkışıyorsunuz gibi bir görsel var. İnsan ağırlıyorsunuz görseli var. Parantezi kapatıyorum. Devam ettiğimizde perşembe günü yaptığınız konuşma, görüşmelerden çıkış alıyorsunuz. Artık konu bitiyor arkadaşlar. Bakın. Burada evet kafanızın içinde ufak ufak kalsa da bu konu bu mevzu neyse aslında toparlanmış görsellerinde çıkıyor. Hafta sonuna daha rahat girersiniz. Cumadan itibaren halinizde bir aydınlanma, ferahlanma yaşamaya başlarsınız kademeli olarak yükselir. Görsellerinde de çıkıyor. Şimdi ne oldu? Bu hafta aslında bir konuyla başladınız ve o konunun devamıyla uğraştınız. Şimdi bu evde başladığınız bir işle alakalı bir soluklanıp akabinde bitirmek için uğraşmak gibi bir döngü görselinde çıkmış. Sorun mu? Yok, hayır. Çok yüzeysel. Kafanızda kararsız kaldığınız, takıntı yaptığınız bazı konular. işte bazen niye takılırız bir ilişkide? Karşınızdaki kişinin söylediği bir laf. Bazen e, bir davranış, bir şeyler var yani burada ve bunlarla alakalı hafta sonuna bir şeyiniz kalmaz görseli var. Çok şükür biliyorsunuz söylediğim eee Gördüklerimi söylerken kapalıysa kapalı, gidiyor, uzuyor da diyebilirim ama bu hafta temize doğru gittiğiniz bir alan var. Şimdi tamamen büyük bir genelleme yapalım. testi konu ne ise hanenizde ya da ilişkinizde hafta içi konular bununla alakalı ya da bu kişiyle alakalı olacak diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim iş ve para konularına. Şimdi iş ve para konuları pazar testinden itibaren bir noktaya doğru gidişiniz var. Pazartesi, salı bitirmek istediğiniz, çözmek istediğiniz işinizle alakalı ya da hanenizdeki parasal konular diyebiliriz. Kararsız olduğunuz zaman lap diye de karar vereceğiniz noktayı koyacağınız bir parasal durum ya da iş durumu söz konusu olabilir. Burada bir rahatlama var. Pazartesi, salı, çarşamba diyebilirim arkadaşlar. Rahat görsellerde çıkıyorsunuz. Bir para harcama durumunuz olabilir o da çarşamba. Yine bu para harcamaktan çok sanki bir şeye nokta koymak. Hani uzun zamandır almak istediğiniz bir şeyi almak. Oh bitti tamam aldım gitti. Ya da bir borcun sonucunu sonu, son taksidini ödemek gibi. Oh tamam bitirdim bunu der gibi çıkıyorsunuz. Orası level üst. Gelelim buraya çarşambadan sonra. Bakın önünüzde sizden beklenti içinde olan kaç kişi var? Şöyle bir düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 6 kişi görüyorum arkadaşlar ya işyeri de 6 farklı konu alacak verecek 6 kişi ya da 6 konu ama önünüzde sizden beklendiği içinde olan üst üste koymuş olduğunuz konularla sarmaş dolaş görünüyorsunuz burada 1 2 3 ilk 3 tamam cepte çözersiniz ama sonrakilerle alakalı dalgalı bir denizde mücadele ediyor görsellerinde çıkıyorsunuz ana konu özellikle o ilk iki bitireceğiniz konular olarak görünüyor burada e, üst üste geçmiş görseller var bir haberiniz gelecek mesela o haber bu konularından bir tanesini kapsıyor çok iyi bir haber değil dalgalı denize sizi sürükleyen yani bu hafta değil de haftaya çözelim diyeceğiniz bir konu olur geri kalan iki tanesi birbirine çok yapışık bunlar böyle mi yapayım böyle mi yapayım derken askıda kalacak konular olarak görünüyor. 3 konu özellikle bu üç konudan iki tanesi kişi kafası görseli var yani insan kafası görseli var kişilerle alakalı konu olabilir. Bir tanesi biraz böyle inat ettiğiniz bir konu artık onu çözelim dediğiniz yüz yüze baktığınız bir kişi de olabilir bu arada. Bu üç konuyu çözmüş oluyorsunuz ama geri kalan üç konu falımıza göre üç konu tabii ki çözülemez haftaya ya da ondan sonraki haftalara ötelenir görselinde, çıkmış. Şimdi burada böyle bir temiz bir balık da var aslında. Elinize bir para geçebilir. E, parayla alakalı konularda güzel bir duyum alabilirsiniz de ifade eder. Buradan devam ettiğimizde 1, 2, 3, Sanki yanınızda iki kişiyi alıp bir kişiyle görüşmeye gideceksiniz. Cuma günü arkadaşlar. Bu görüşmeye gittiğiniz kişiyle yapacağınız konuşmalarda arka arka arabayla gider gibi bir görsel de var. Ya böyle bir iş konuşması olacak, güzel bir konuşma olarak geçecek, ön açık. Ya da bir beklentiniz varsa bu kişiden beklentinizi alacaksınız. Gene ön açık konuşma görselleri var. Cumartesi günü dikkat ederseniz burada... Güzel bir yolun başlangıcını kaygılarla Önünü kapamış görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu aslında haneye de çok yakın olduğu için iş ya da para konularıyla alakalı önünüzde açık bir yola birilerinin size sunacağı fikir, konuşmalardan dolayı kafanızda hayal edip kaygılandığınız bazı konulardan kapatıyorsunuz önünü. Yani gitmek istemiyorsunuz, görüşmek istemiyorsunuz, yapmak istemiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz ama öne açık bir konu. Ve bir an önce aslında çözerim dediğiniz bir konuda birileri sizi geri çekiyor arkadaşlar. Şahsım adına geri çekilmeyin lütfen bu işinizi bitirin önü çok açık. Pazar gününüz temiz çıkmış. Burada sevinç gözyaşı. Aa, bir kişiyle de güzel bir anlaşma. Burada ailede artık çocuğunuzla mı anlaşıyorsunuz? Eşinizle mi anlaşıyorsunuz? Eller biraz böyle silik ama siz kafanızda düşündüğünüz konularla alakalı önünüze gelecek mevzulardan dolayı anlaşıp sözleşip nostalarsınız ya da gidilecek bir yer varsa tamam geliyorum der gelirsiniz yani pazar günü aslında balık burçları için şey günü gibi ne deseler tamam derim ya bugün gayet de keyifliyim der gibi bir görselde çıkmışsınız şimdi gelelim buradan tabağımızda neler var bir de tabağımızdakileri ekleyelim şöyle ben biraz hızlandırayım arkadaşlar burayı şunlar şöyle bir düşsün ve şekillenmeye başlasın. Yalnız olanlar için bu hafta aşk var mı sorusunun cevabı yok arkadaşlar. Yalnız olanlar yalnız bir şekilde yollarına devam ederler diyebilirim. Şimdi bir de burada erkek görseli var yalnız erkek balıklar için diyebilirim bunu hemen söyleyeyim. Bir haber beklentisi içindeler. Hanelerine gelecek. Hanedeki, çalış e, hanedeki yaşayan kişilerle alakalı da olabilir ama bir haber beklentiniz var. Bu haber salı günü gelir. Salı gününden sonra da bu konu ya da mevzuyla alakalı hafta sonuna kadar koşturursunuz. Bu hanenizde yapacağınız bir tadilat işine başlamak için salı gününü seçmek ve salı gününden sonra bir o yana bir bu yana koşturacağınız bir haftayı da ifade eder. Ee, bunun haricinde aslında buradan balık burçları için hane ya da ilişkilerle alakalı söyleyebileceğim çok bir şey yok. Hafta sonu yola gitmek isteyenler açık bir yol var ama sanki o yolda da çok ilginç bir görsel var hadi söyleyeyim bazılarınıza denk gelebilir deniz aşırı hani denizin içinde bir kayıkla gidiyorsunuz gibi bir görsel var bu tabii ki bir bereket e, sembolü olarak da değerlendirilebilir gelelim şuradaki şu kaplumbağa görselindeki mevzuya şimdi dikkat edelim burada gene nerede benim kalemim gene kalemimi neyocuğum uçurmuş şimdi şurada bir kaplumbağa gördüğünüz gibi İşinizi sırtınıza almışsınız. Bir yere taşımak, iş değiştirmek istiyorsunuz gibi olabilir ama kafanızın üstünde bir balık var, borç var. Şimdi Ve bu e, evin üstünde de bir kişi durmuş, sakallı bir ki dede gibi görünüyor aslında. E, bu evi taşımanıza izin vermiyor. Yani bu hafta iş değişikliği düşünüyorsanız değiştiremezsiniz. Ya da e, hanenizde bir e, ev değişikliği planları varsa gene askıda kalır. Ya da sırtınıza almış olduğunuz yüklerle alakalı bir beklentiniz bir kişiden, bu dededen belki de ya da şef, patron gibi birisinden beklentiniz varsa bu biraz sarkar arkadaşlar. Pazartesi, salı bu görüşmelerde bu kişi bunun üstüne oturuyorsa bu yükün üstüne oturuyordur. Karşıdan size uzattığı bir şey olmadığı için biraz bulunduğunuz alanda bu kişi ya da kurum içerisinde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dikkat ederseniz kafes kafes kendimi bu alanda sıkışmış hissediyorum ifade eder. Hatta burada ayağınızı bir noktaya bakın basmışsınız bir de bir ayak boşta. İşinizi ayarlamadan mı çıkmak istiyorsunuz? Çıkmak isteyeceksiniz ya da fevri mi davranacaksınız? Davranmayın. Çünkü çevreniz kapalı. Yapacağınız tüm adımlar boşluğa düşer. Bu sizi boşlukta bırakır. ifade eden görseller arkadaşlar. Burada bir kişiden bir şey almaya çalışıyorsunuz. Bakın gene önü kapalı. Yani aslında bu hafta parasal konularda birebir alacağınız, vereceğiniz bir durum varsa konuşa konuşa çözmeye çalışsanız da ucu tıkanıyor. Önümüzdeki haftalara ötelenebilecek konular önünüze gelebilir ifade ediyor sevgili dostlar. Ay şurada bir şey daha gördüm. Bir göz var iki gözlük gibi görünmüş X işareti var. Öyle bir yerde ki tam böyle hislerinizle alakalı yanında da bir E harfi var. Şimdi bu hanede bir kişi çok kararsız bir kişi E harfinde olabilir. Gözü Hmm, gözlük takmak gözünü kapamaktır aslında biraz da görmek isteyip de göremediği bir bilinmezliği bilinir hale getirmek için uğraşacak ama bu haftanın cevaplarını alamaz el uzatmış çıkıyorsunuz fakat görmesi gerekeni tam olarak görme ihtimali yok hani eşinize bir konuda mesela diyorsunuz ki bak senin hakkında şu şöyle düşünüyordur büyük ihtimalle niye bunu görmezden geliyorsun o görmezden gelecek cevap bu. <laughs> yani uğraşsanız da uğraşmasanız da o görmezden gelecek bazı şeyleri olarak yorumlayabiliriz. Evet sevgili dostlar gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falanınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.